Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel öncülüğünde trafik haftası nedeniyle yayalar için 5 adımda güvenlik trafik uygulaması yapıldı. Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği ve takip eden hafta kutlanan Karayolu Trafik Haftası nedeniyle yayalar için 5 adımda güvenli trafik mottosu amacıyla ülke genelinde eş zamanlı yapılacak uygulamalar kapsamında Nevşehir'de bir takım çalışmalar yapıldı. Vali İnci Sezer Becel, Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Milli İrade Caddesi üzerinde ve Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulu önünde araçları durdurarak kampanya hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vali Sezer Becel, sürücülerin emniyet kemerini takıp takmadığını kontrol ederek en kısa mesafede dahi olsa emniyet kemerinin takılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca sürücülere ve yayalara kampanya broşürleri takdim edildi. Nevşehir'e açılan kapı olarak bilinen ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi'nde yuvarlanan dev kaya parçası panik yarattı. Nevşehir ve çevre illerde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Ihlara Vadisi'nin çıkış noktasında bulunan Beli-Sırma Karayolu üzerine yamaçlardan kopan kaya parçası yuvarlandı. Yolun trafiğe kapandığı noktada jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. İş makineleriyle düşen kaya parçası yoldan kaldırılarak araçların geçişi yaklaşık 3 saat sonra yeniden sağlandı. Niğde-Ankara otoyolunda trafik kazası meydana geldi. Biri ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Niğde-Ankara otoyolu Gümüşler mevkiinde seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ise araçta bulunan yolculardan biri ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ise ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu anne ve bebeğin hayatı kurtuldu. Alınan bilgilere göre 25 yaşında 36 haftalık gebe olan ve gebelik takipleri dış merkezde olan bir hasta, sancılarının başlaması üzerine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Gizem Çetinkaya tarafından acil olarak sezaryen doğuma alındı. Hastada nadir olarak görülen ve anne ve bebek açısından ölümcül seyredebilen plasenta pankreta, yani plasentanın yapışması ile karşılaşıldı. Bu sırada poliklinikte hasta bakan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Füsun Yüksel yardıma çağrıldı. İki doktor, bebek sağlıklı bir şekilde çıkartıldıktan sonra kanamanın durdurulması ve annenin hayatının kurtarılması için rahmin alınması ameliyatı kararı aldı. Ameliyata kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, operatör doktor Serhan Kütük ve operatör doktor Osman Aydın da yardıma gelerek katıldı. Bu sırada yapışıklığın hastanın mesanesini içine almasından dolayı operatör doktor Ahmet Gürbüz acil olarak yardıma çağrıldı. Cerrahlar hastayı başarılı bir şekilde ameliyat etti. Ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan ve 2 kilo 550 gram doğan bebek ise çocuk hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmek üzere yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Uzun ve stresli bir ameliyatın ardından yorgun ama bir o kadar da mutlu olan ekibin yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, tek liste ile girdiği olağan genel kurulda tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 21. Olağan Genel Kurulu merkezdeki bir otelde yapıldı. Kongreye Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Vahamettin Öztürk,
Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Odalar Birliği'nin üyeleri katıldı. Divan Kurulu'nun seçilmesiyle başlayan kongrede faaliyet ve denetleme raporu okunarak üyelerin onayına sunuldu. Üyeler tarafından iki rapor da onaylandı. Teşekkür konuşması yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, 23 tane odanın kendisi için olmazsa olmazlardan olduğunu ifade ederek, "Eğer ben yaşarsam odalar da yaşar," dedi. Esnafın hakkını ve hukukunu korumanın kendisi için birinci asli görev olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, 2018'de göreve geldiğimde önünde bazı istenmeyen olaylar geldi. Bir yıl bununla uğraştım. Arkasından pandemi geldi. İki yıl sizinle bir araya gelme şansım olmadı. Bundan dolayı da son derece üzgünüm. Üçüncü yıl inşaat yaptıracağız dedik, söz verdik ve onunla uğraştık. Şükürler olsun yaptırdık, kiraya da verdik. Şu an için afaki bir borcumuz yok. Kısa bir borcumuz var, o da çok önemli değil. Her zaman dediğim gibi, odalarınızı odam sayacağım. Başkanlıklarınızı da başkan olarak kabul edeceğim. 23 tane oda benim olmazsa olmazım. Bunu herkesin çok iyi bilmesini istiyorum. Eğer ben yaşarsam odalar da yaşar. Bunun için bugüne kadar yapmış olduğum çizgimden hiçbir zaman taviz vermedim. Doğru bildiğim neyse, doğru olan neyse onu yaptım. Esnafın hakkını, hukukunu korumak benim birinci asli görevimdir. Bunu her oda başkanım ve yönetim kurulu arkadaşım bilsin. Bu doğrultuda da size gücümün yettiği kadar hizmet etmeye, doğruluktan da ayrılmamaya devam edeceğim. Bundan dolayı bana göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum, dedi. Değerli izleyenler, şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 7 Mayıs Cumartesi Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Uzar Eczanesi, Merkez Eylül Eczanesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avanos Can Eczanesi, Derinkuyu Feralana Eczanesi, Gülşehir Meltem Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Kaya Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. "7 Mayıs Cumartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 921 lira, gram altın satış 923 lira, çeyrek altın alış 1484 lira, çeyrek altın satış 1501 lira. Euro alış 15.83, euro satış 15.87, dolar alış 15.03, dolar satış 15.05. Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine aynı saatte Anadolu RTV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.